Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman sav maddeler ile ilgili yargılanan hangi doğrudur? Bildiğiniz gibi sav madde dediğimizde aklımıza hemen element ve bileşikler gelmelidir. Birinci öncülde tek cins atom içerenleri sembolle gösterilir. Tek cins atomu elementler içerir arkadaşlar. Örneğin demir, neon gibi ve bunlar da sembolle gösterilecektir. Doğru verilmiştir. Farklı cins atom içerenlerinin bileşenleri arasında sabit bir kütle oranı vardır. Bu birleşikten bahsetmektedir farklı cins atom dediği için. Örneğin su gibi arkadaşlar. Burada birleşiği oluşturan atomlar arasında sabit bir kütle oranı olacaktır. İkinci öncülümüz de doğrudur. Hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. Sam maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olmalıdır. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Bakalım. X sıvısı elektrik akımını iletiyor. A seçeneğinde bakır metaller katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B seçeneğimize baktığımızda magnezyum bromür iyonik bağlı bir birleşiktir. E sıvı halde ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletecektir. Hidrojen klorür kovalent bağlı bir bileşiktir ve sıvı halde elektrik akımını iletmez. Sodyum hidroksit iyonik bağlı bir bileşiktir. Sıvı halde ve sulu çözelsi elektrik akımını iletecektir. Altın arkadaşlar bir metaldir. Katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir. Aslında cevabımız direkt çıktı C seçeneği. Ancak biz Y ve Z'ye de bakalım. Y kaynama noktası farkıyla birleşenlerini ayrışıyor. Kaynama noktası farkıyla katı sıvı veya sıvı sıvı homojen karışımlar e, ayrılabilir arkadaşlar. Baktığımızda tuz su karışımı ayrılabilir. Etil alkol su karışımı ayrılabilir. Potasyum nitrat su karışımı ayrılabilir. Glikoz su karışımı ayrılabilir ve potasyum klorür su karışımı yine homojen bir karışım olduğu için ayrılabilir diyoruz. Z'ye baktığımızda nitrik asit ile tepkime verebilirken potasyum hidroksit ile tepkime veremiyor diyor. Burada nitrik asit bir asit, potasyum hidroksit de baz olacaktır. Baktığımızda sodyum aktif bir metaldir. Asitlerle tepkime verir, bazlarla tepkime vermez. Dolayısıyla A seçeneği olur. D'ye baktığımızda kalsiyum hidroksit bir bazdır, asitlerle tepkime verir, bazlarla vermez. Doğrudur arkadaşlar. Alüminyum amfoter bir metaldir, hem asitlerle hem bazlarla tepkime verecektir. Baktığımızda C seçeneği olamaz, zaten C seçeneğin yanlış olduğunu söylemiştik. Bakır yarı soy bir metaldir, oksijen içeren kuvvetli asitlerle nitrik asit gibi tepkime verirken bazlarla vermeyecektir. Olur. E seçeneğinde potasyum hidroksit bazdır, asitlerle tepkime verirken bazlarla vermez. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki bileşiklerin kütlece x yüzdeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu tip sorularda yapılacak en güzel işlem arkadaşlar. x'in kütlece yüzdesini soruyorsa y'leri eşitlemektir. Hemen y'leri eşitleyelim. Baktığımızda y'ler 12'de eşitlenebilir. O zaman birinciyi 12 ile genişletiyorum. 12 ile genişlettiğimde x2y artık x24 y 12 olması gerekir. İkinciyi 4 ile genişletmemiz gerekir. 4 ile genişlettiğimizde x 2 y 3. Burada unutmayın 4 ile hem x'i hem de y'yi çarpmamız gerekiyor. Çarptığımızda x 8 y 12 olacaktır. Üçüncüyü arkadaşlar 3 ile çarpmamız gerekir. 3 ile x 3 y 4'ü çarpıyoruz. Burada x 9 y 12 olması gerekir. Gördüğünüz gibi y'ler artık eşit. O zaman x'lerin kütleleri arasındaki oranı söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz birinci de 24, Üçüncü de 9, ikinci de 8. O zaman sıralamamız 1 büyüktür 3, o da büyüktür 2 şeklinde olmalıdır. 2'yi şöyle roman rakamıyla yapalım. Evet 1, 3, 2 yani B seçeneği olmalıdır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkime ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Verilen bilgiye baktığımızda sabit basınç ve sıcaklık koşullarında Toplam gaz hacminde artış gözleniyor. Yani ürünlerin gaz hacmi arkadaşlar, ürünlerin gaz hacmi girenlerden daha büyük olması gerekir. Tepkime denklemi kütlenin korunumu, birleşen hacim oranları yasası ve sabit oranlar yasasını desteklerken katlı oranlar yasasını ispatlamasında kullanılmıyor. Bak, katlı oranlar yasası neydi? İki element birden fazla bileşik oluşturması gerekir ve oluşan bu bileşikteki elementlerden birinin sabit miktarı ile diğerinin değişen miktarı arasında tam sayılarla ifade edilen bir oran olması gerekir. A seçeneğimize baktığımızda girenlerde 1 mol gaz var. Ürünlerde 2,5 mol. Dolayısıyla gaz hacminde bir artış gözlenmiş. Dolayısıyla olabilir. Peki kütlenin korunumu birleşen hacimler oranı yasası ve sabit oranlar yasasını destekler. Hepsi gaz halde olduğu için. Aynı zamanda bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran vardır. Peki katlı oranlar yasasını destekler mi bakalım. Burada diazot, pentoksit, ve azot dioksit var. Baktığımızda aynı elementlerden oluşmuş birleşik arkadaşlar. Ve bu bileşikteki elementlerden birinin sabit miktarı. Örneğin azotun sabit miktarı olsun. Azotlar eşit olduğunda oksijenler arasında bir oran var. Dolayısıyla bu katlı oranlar kanunu da destekler. Ancak bizden desteklememesini istiyor. Demek ki A seçeneği değildir cevabımız. B'ye baktığımızda 2 mol gaz. Ürünlerde 2 mol gaz. E gazda bir artış yok. Dolayısıyla olamaz. C seçeneğimize baktığımızda girenlerde 3 mol gaz, ürünlerde 2 mol gaz, e, gazda bir hacim azalması var. Artış olması gerekir. Olamaz. Girenlerde 2 mol gaz, ürünlerde 1 mol gaz, yine bir hacim azalması var. Olamaz. E seçeneği sorunun doğru cevabı olması gerekir. Bakalım. Girenlerde 6 mol gaz var, ürünlerde 7 mol. Ne olmuş arkadaşlar? Gaz hacminde artış olmuş. Doğrudur. Tepkime kütlenin korunumu, birleşen hacim oranları yasası ve sabit oranlar yasasını da destekler. Peki katlı oranlar yasasını destekliyor mu, desteklemiyor mu bakalım. C3H4 Peki karbon ve hidrojenden oluşan başka bir bileşik var mı? Yok. Bakıyorum. Karbondioksit karbon ve oksijenden oluşan başka bir bileşik var mı? Yok. H2O H2O'dan oluşan hidrojen ve oksijenden oluşan başka bir bileşik var mı? Yok. Demek ki arkadaşlar katlı oranlar yasasını desteklemez. Bu yüzden doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki atom modelleri ile ilgili açıklamalardan hangisi modelin görüşleriyle uyuşmamaktadır? Bakalım. Dalton bir elementin özdeş olmayan atomlarına izotop denir demiştir. Bu ifade yanlıştır. Dalton'a göre bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla bu ifade Dalton'un ifadesiyle uyuşmamaktadır. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Thomson atom nötrdür demiş. Bu ifade doğrudur. Atomdaki pozitif ve negatif yüklü tanecikler birbirine eşittir. Dolayısıyla atom nötrdür olacaktır. Rutherford pozitif yüklü tanecikler çekirdek denilen bölgede yoğunlaşmıştır ifadesi. Rutherford'a göre doğrudur arkadaşlar. Çünkü Rutherford yapmış olduğu deneyde atomların yaydığı alfa ışınlarını yani pozitif yüklü ışınları ince altın lefaya göndermiş. Bu yapmış olduğu deneyde de pozitif yüklerin çekirdek denilen bir bölgede yoğunlaştığını ispatlamıştır. Bohr. Elektronlar çekirdek dışında belirli enerji seviyelerinde bulunur. Yörünge kavramından bahsetmiştir arkadaşlar. Modern atom teorisinde de elektronların aynı anda hem hızı hem de yeri tespit edilemez demiştir. Buna da Heisenberg belirsizlik ilkesi demiştik arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş bakalım. X, T ve Q ametaldir. X periyodik tablonun ilk elementi olan hidrojendir. Ametaldir. Q 6A grubundaki ametelimizdir. T de arkadaşlar 7A grubundaki halojen yani ametal olacaktır. Y ile Q arasında iyonik Y2 Q birleşiği oluşur demiş. Y 1A grubundaki alkali metaldir. Alkali metaller birleşiklerinde artı bir yükseltgenme basamağına sahip olacaktır. Q 6A grubundadır arkadaşlar. Kendilerine en yakın soygaz elektron düzenine ulaşmak için iki tane elektron alarak kararlı yapıya dönüşeceklerdir. Aralarında oluşan iyonik bileşiğin formülü çaprazlama yöntemiyle bulunabilir. Y2Q şeklinde olacaktır. ZT2 bileşiğinin Lewis nokta gösterimi şeklinde de demiş. Z'ye baktığımızda 2A grubundaki toprak alkali metaldir arkadaşlar. Dolayısıyla Lewis yapısı gösterilirken burada elektronlar ortak kullanılmıştır. Ancak Z bir metal olduğu için A metallerle elektron alışverişi sonucu arkadaşlar bir bileşik oluşturacaktır. Burada Z iki tane elektronu verecek ve artı iki yüke dönüşecektir. Lewis yapısı gösterilirken T de arkadaşlar sek, e, kendisini 8 elektronu tamamlayacağı için bir tane elektrona ihtiyacı vardır. Aldığı elektron da bu şekilde eksi şeklinde gösterilecek. İki tane T olduğu için de iki tane T Z'nin etrafında gösterilmesi gerekir. Yani Lewis yapısı bu şekilde olması gerekir. C yanlış verilmiştir. D'ye baktığımızda Z artı iki ve Q eksi 2. L soy gazının elektron dağılımına sahiptir. Doğrudur arkadaşlar. Burada Z iki tane elektron verdiğinde bakın. Bir üst katmandaki L soy gaz elektronunun düzenine ulaşır. Q ise iki tane elektron aldığında yine L soy gazının elektron dağılımına sahip olur. E seçeneğinde X, T ve L oda koşullarında gaz halidir. X'e baktığımızda A metal hidrojen oda koşullarında gaz halidir. T'ye baktığımızda arkadaşlar 7A grubunun ilk elementi olan flor oda koşullarında gaz halidir. Ve L bir soy gazdır. Dolayısıyla soy gazlar oda koşullarında gaz halde olacaklardır doğru cevap C seçeneği olacaktır. X ve Y'den oluşan iki farklı birleşikteki X ve Y kütleleri arasındaki değişim yukarıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre birinci ve ikinci birleşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Öncelikle birinci birleşikteki X ve Y miktarlarını, ikinci birleşikteki X ve Y miktarlarını bulalım. Birinci birleşiğin kesişim noktasına baktığımızda 8 gram X, 2 gram Y olduğunu görüyoruz. İkinci birleşikte kesişim noktasına baktığımızda 9 gram x 3 gram y olduğunu görüyoruz. Burada yapmamız gereken elementlerden birinin sabit miktarıyla diğer elementler arasındaki katlı oranı bulmaktır aslında. Burada y miktarlarını eşitleyebiliriz. da eşitleneceklerdir. O halde burayı 3 ile ikinci birleşiğimizi ise 2 ile genişletiyoruz. 3 kere 8 24. 3 kere 2 6 olacaktır. 2 kere 9 18. 2 kere 3 6 olacaktır. Gördüğünüz gibi y miktarlarını eşitledik x miktarları arasındaki katlı oranına baktığımızda x birinci de 24 ikinci de 18 sadeleştirelim. Her ikisi de 6'ya bölünür. 4 bölü 3 olacaktır. Yani y miktarları aynı iken x'ler arasındaki oran 4 bölü 3 olması gerekir. Birinci bileşiğimize baktığımızda y bir tane ikinci bileşte bir tane eşittir. O halde x'ler arasındaki orana bakabiliriz. 1 bölü 2. E bizim aradığımız 4 bölü 3 olamaz arkadaşlar A seçeneği. B seçeneğimize baktığımızda öncelikle y'leri eşitleyelim. Burayı 3 ile genişlettiğimizde x3 y6. Burası 2 ile genişlettiğimizde x2 y6 olacaktır. Y miktarları eşit. X'ler arasındaki orana baktığımızda 3 bölü 2. Bizim 4 bölü 3'ü bulmamız lazım. Olamaz. C seçeneğimize baktığımızda y'leri yine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Y'ler 3 ve 4. O zaman 12 de eşitlenebilir. Burayı 4 ile genişletiyorum. X4 y12. Burayı da 3 ile genişletiyorum. X3 y12. Y'ler eşitken x'ler arasındaki oran 4 bölü 3'tür. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Diğer şıklara baktığımızda D seçeneğinde x'ler arasındaki oran 2 bölü 1 olamaz. E seçeneğimize baktığımızda x'ler arasındaki oran burayı 2 ile genişlettiğinde x2, y4. Y'ler artık eşit. 1 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla olamaz diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İyonlaşma enerjileri yukarıda verilen x ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Baktığımızda Q1 büyüktür Q2 demiş arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Çünkü her zaman 3. yoğunlaşma enerjisi ikinciden, ikinci yoğunlaşma enerjisi de birinciden daha büyük olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. X'in atom numarası 3'tür ifadesi doğrudur. X'in baktığımızda 3 tane yoğunlaşma enerjisi var. O halde 3 tane elektronu var. E, bildiğiniz gibi nötr halde elektron sayısı proton sayısına yani atom numarası eşit olacaktır. O halde atom numarası da 3'tür. Q2 bölü Q1 değeri Q3 bölü Q2 değerinden küçüktür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Sebebi de şudur. Burada x'e baktığımızda 2 1 şeklinde değerlik elektron sayısı 1'dir. Yani bu bir elektronu vermek kolaydır. Bundan sonraki ikinci elektronu vermek için çok daha büyük bir enerji vermeniz lazım. Yani Q2 ile Q1 arasındaki fark 3,5 kattan daha fazladır. Örneğin 4 kat yazalım. Ancak Q2 ile Q3 arasındaki fark arkadaşlar 4 kat kadar değildir. Yani 4 kattan daha küçüktür. Dolayısıyla Q2 bölü Q1 değeri Q3 bölü Q2 değerinden daha büyük olması gerekir. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız yanlış olanları sorduğu için 1-3 yani C seçeneği olmalıdır. Atom, molekül ve iyon birer kimyasal türdür. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangilerinde girenlerdeki kimyasal tür ile ürünlerdeki kimyasal tür birbirinden farklıdır? Bakalım. Birinci öncülümüzde girenlerde atom vardır. Ürünlerde ise arkadaşlar iyon vardır. Yani birbirinden farklıdır. İkinciye baktığımızda molekül, molekül, molekül. Yani birbirinden farklı değildir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda molekül, molekül birbirinden farklı değildir. Bu yüzden farklı olanları sorduğu için cevabımız yalnız bir A seçeneği olacaktır. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerin oluşturduğu potasyum oksit, potasyum florür ve potasyum klorür bileşikleri ilgili yargılanan hangileri yanlıştır demiş. Birinci öncülümüzde iyonik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki potasyum oksit büyüktür potasyum florür o da büyüktür potasyum klorür şeklindedir demiş. Bakalım arkadaşlar iyonik bağ kuvveti yarı çapla ters orantılıdır. O halde biz bu elementlerin yarı çaplarına bakmamız lazım. Bildiğiniz gibi aynı periyotta soldan sağa çap azalırken Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru çap artacaktır. Burada çapı en büyük olan klor, daha sonra oksijen, daha sonra da flor olacaktır. Florun çapı en küçük olduğu için arkadaşlar iyonik bağ kuvveti potasyum florürün en büyük, potasyum klorürün en küçük olacaktır. O halde potasyum oksit de bu ikisi arasında yer alacaktır. Baktığımızda bize verilen sıralamayla alakası yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda iyonik bağ karakterleri arasındaki ilişki potasyum florür büyüktür potasyum klorür. O da büyüktür potasyum oksit şeklindedir demiş. İyonik bağ karakteri elektronegatiflik farkı ile alakalıdır. Elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik bağ karakteri artacaktır. O halde biz yine oksijen, flor ve klorun elektronegatifliklerini kıyaslamamız gerekir. Aynı periyotta soldan sağa doğru elektronegatiflik arkadaşlar genellikle artar. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru ise elektronegatiflik azalacaktır. O halde oksijen, flor ve klorun elektronegatif kıyaslayacak olursak florun büyüktür oksijenden. Onun da büyüktür arkadaşlar. Klordan olması gerekir. O zaman iyonik bağ karakteri potasyum florürün en büyük. Daha sonra potasyum oksit. Daha sonra da potasyum klorür olması gerekir. Baktığımızda bize verilen sıralamada arkadaşlar potasyum klorür ve potasyum oksitin yer değiştirmesi gerekir. İkinci öncülümüzde birinci öncülümüzde olduğu gibi yanlıştır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda aynı koşullardaki erime noktaları arasındaki ilişki potasyum florür büyüktür potasyum oksit o da büyüktür potasyum klorür şeklindedir demiş. Bildiğiniz gibi erime noktası iyonik bağın kuvveti ile alakalıdır. İyonik bağın kuvveti arttıkça erime noktası da artacaktır. Baktığımızda bulduğumuz sıralamayla aynı olduğuna göre iyonik bağın kuvveti sıralamasıydı arkadaşlar bu. bu sıralamada erime noktası sıralaması dolayısıyla doğru verilmiştir diyoruz. Cevabımız yanlışı sorduğu için 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde açığa çıkan gaz diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Alüminyum amfoter bir metaldir. Kuvvetli bazlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Kalsiyum aktif bir metaldir. Asitlerle tepkimesinden karbonik asit gibi bir asitle tepkimesinden yine hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Kalsiyum karbonat arkadaşlar asitlerle tepkimeye girdiğinde karbonat yapısında bulunduğu için karbondioksit gazı oluşturacaktır. Sodyum yine aktif bir metaldir. Suyla çok hızlı tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkarır. Çinko amfoter bir metaldir. Asitlerle tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Baktığımızda farklı olan gaz C seçeneğindeki karbondioksit gazı olacaktır. Kapalı sabit hacimli bir kaptaki en mol neon gazının üzerine sabit sıcaklıkta bir miktar X gazı eklendiğinde gerçekleşen değişimler ile ilgili grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım arkadaşlar birinci grafiğimizde başlangıçta P basınç yaparken son durumda 3P basınç yapıyor. İşte n mol neon gazı varken P basınç yapıyorsa son durumda 3P basınç yapması için 3n mol gaz olması gerekir. E bunlardan n molü neon olduğuna göre ilave edilen gaz arkadaşlar 2n mol X gazı olması lazım. İkinci grafiğimize baktığımızda başlangıçta n taneyken atom sayımız son durumda 5n tane. E başlangıçta neon bir tane olduğu için n tanedir arkadaşlar. 5n olması için eklenen X gazının yapısında 2 atom olması gerekir. Devam edelim. Üçüncü grafikte başlangıçta kütle M'miş. Son durumda 4M. Başlangıç kütlesine bakalım. M mol neon varken mol sayısı bildiğiniz gibi kütle bölü MA'dır. Burada kütleyi bulmak için mol sayısıyla mol kütlesini atom kütlesini çarpmamız gerekir arkadaşlar. Neonun atom kütlesi 20. Mol sayısı ne olduğuna göre başlangıçta M 20 enmiş. E son durumda arkadaşlar 4M'e çıktığına göre 4M ne demek? 80N demek. E bunun 20 zaten ne ondan geliyor? O zaman ilave ettiğimiz kütle 60N olmalıdır. Baktığımızda arkadaşlar 2N mol 60N ise 1N mol 30N olmak zorundadır. Yani ilave ettiğimizin mol kütlesi 30 gramdır. Gibi düşünebiliriz. Bakalım. A seçeneğinde 8 tane atom var. Zaten olamaz. Çünkü atom sayısının 2 olması gerekir. Eliyorum. B'de 2 atom var olabilir bakalım mol kütlesine. Karbon 12, oksijen 16 topluyorum 28, hayır 30 olması gerekir eliyoruz arkadaşlar. Kükürt dioksida baktığımızda 3 atom var eliyorum. D seçeneğinde azot, monoksit 2 atom var olabilir. Mol kütlesine bakalım azot 14, oksijen 16 topladığımızda 30. E zaten 30 olması gerektiğini söylemiştik çünkü en molü arkadaşlar 30 gram olması gerekir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. E seçeneğimize baktığımızda atom sayısı zaten 3 olamaz. Cevabımız D seçeneğidir.